Mahallenin imamını ben 2 defa bayılttım korkudan. Tabii adamcık. Evden kaçıyorduk o zaman. Babam beni nereye gitsem buluyordu. Dedim camiye saklanayım, bulamaz belki. Tabutun içine giriyorduk, yatıyorduk. Battaniye de var sıcacık. Tabutu çekiyorduk öyle içine 2 arkadaş. Rahmetli oldu arkadaşım Erkan. Allah rahmet eylesin. Onunla beraber. Babam bana bir Casio saat almıştı böyle. Basın ya, pık 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 ses yapıyor. Hı-hı. Işıklı. Alarmı falan var. Hı-hı. Onu kuruyordum mesela sabah namazı ne zaman? 5.25'ti. Ben onu kuruyordum 5.15'e. İmam gelmeden önce uyanıp çıkıyorduk gidiyorduk biz tabutların içinden. Bir gün çalmamış. Biz de geç uyandık. Ben tabutu bir sıyırdım. İmam beni bir gördü böyle. Duayı okudu, sırt üstü düştü, başladı böyle titremeye. Dedim adam ölüyor. Koşa koşa gittim. Hastane yakın, 250 metre hastane. Dedim imam bayıldı, bizim gelene kaldırma bağlam. Ambulansa geldiler. Adam beni nerede görse, adam beni görünce ayetel kürsü okuyor. Sanki şeytan taşlıyor. O kadar. Kim görmüş? Tabii. O kadar sevmezdi beni. Ama sonra tabii Kur'an kursuna falan gittik. Gözüne bir şey, evet, tabii. Girdik ama orada da elektrik süpürgesiyle bir vukuat yaptık. Oradan da kovaladılar. Abi orada ne yaptın? Ya o çok başka bir şey oldu. İmamı çekti süpürgeyi. Yok yok. Arkadaşıma bir şaka yaparken arkadaşım sakatlayacaktım. Az kaldı. Abi. Anlamışsındır sen. Bir poşeti gibi yaptım ona. Hala görüşüyor musunuz arkadaşlar? Görüşüyor. Abi bir şey söyleyeyim. Allah'tan çocuğu oldu da rahatladık. Yoksa bütün vebal benim üstüme kalacaktı. Abi ölüm korkun yok mu? Ölüm korkusu mu? Neden olsun ki? Hiç korkmuyor musun? Neden korkacağız? Zaten öleceğiz. Çoluğun çocuğun var mesela. Hayır olsun. Hayat mücadeledir. Mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyeceksin. Şartlar ne kadar zor olursa o kadar lezzetlidir. Hiç sorun değil. Bugün simit yerim, yarın köfte yerim. Öbür gün belki hiçbir şey yemeden yatabilirim ama sonuçta huzurlu ve mutlu. Kesinlikle. Yani vicdanın rahat uyumak önemli olan. Bakış açısı çok önemli ya, dediğin gibi öyle bir... Önemli olan çok şeye sahip olmak da değil. Az şeye ihtiyaç duymak. Yani 10 tane evin olsa da bir tanesinde oturacaksın. Aynen. O evde 30 tane olsa da bir tanesini sen kullanacaksın. Sen önceki hayatında filozof falan mıydın ya? Yo. Dedim ya ben çok kitap okum. Ben bir önceki hayatımda büyük ihtimalle av köpeğiydim. Ama neden biliyor musun? Çok güzel koku alırım. Bak yan mahallede fasulye pişirsinler sana, taze fasulye mi, kuru fasulye mi, Ayşe kadın mı, neydi o adı öbürkünün, barbunya mı söylerim. Söylerim. Barbunya'yı limon atarlar çünkü. Yemeklerle aranasın abi. Her şeyi yani taştan yumuşak her şeyi yerim. Evet. Ben yemek ayırmam. Çocuğun da öyle mi? Öyle. Çok güzel. Kız çayım var, çok felaket. Kemal'cim alarmın çalıyor, işe geç kalıyorsun diye. 3 yaşında hatta. Görsen kaynanam onun saçlarını bir kestirmiş. İzzet Altınmeşe gibi olmuş kızar. Bir de ben yapıştım. Var. 3 numara yaptı, 3 numaraya yakın bir şey yaptırmıştı. Alavuruz, Ali Garson. Geçen de saçları uzamıştı. Handan oturtturmuş onu önüne böyle. Kâhkül. Dur demiş, kâhkül yapayım. Kızan kafayı bir çevirmiş. Cırt. 89 macerarı gibi oldu. Aslanbaş. Arkada var burada, hiç yok. Peki abi sen kızına mı daha düşkünsün yoksa? İki evladım, o çok seviyorum. Evlat hani ayrım olmaz. Kızlar daha böyle babasına düşkün olurmuş işte, tabii. Ya. Yani kız babacı. Bana bir bardak su getirir misin kızım diyorum. Bir çay bardağını dolduruyor. Anca dibinde bir yudum getiriyor. Ama olsun getiriyor. Büyük olan onu da yapmıyor yani. Bacak kendi bacak üstüne getiriyor. Bacak bacak üstüne atıyor öyle televizyonda. O kaç yaşında abi? 10 yaşına girecek. Mustafa Yağız. Babamın adını koydum ona. Bir anda Mustafa. Şey sağlar mı anne baba? Babam benim vefat etti. 15 yıl önce. Allah rahmet eylesin. Dökülecek eller toprak altında kaldı. O öyle dedi bana, üzülme dedi. Hı hı. İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve ölürler dedi. Sorumluluklarından kaçmayacağından eminim dedi. Aslında o kadar. Babanın ölümle ilgili olan o yaşam felsefesini ya çok güzel edinmişsin. Gerçekten de öyle. İnsanlar öyle zaten. Ya abicim ben ne travmalar atlatmışım, travma olduğundan haberim yok.